Efendim merhaba. 30 Eylül 1579 Ünlü Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın suikast sonucu öldürüldüğü tarihtir. Bugünkü programımızı Sokullu Mehmet Paşa'ya hasredeceğiz. Kimdir? Nerede doğmuştur? Neler yapmıştır? Ve nerede metfundur? Efendim Sokullu Mehmet Paşa 30 Eylül 1579 yılında öldüğü zaman 14 yıl 3 ay 17 günlük bir sadrazam idi. Bayağı uzundur Osman döneminde sadrazamlıklar yönünden incelediğimiz zaman. Kendisi 1505 yılında Bosna'nın Sokol köyünde doğmuştur. Bu bakımdan Sokollu denilmektedir. Hristiyan bir ailenin evladıydı. Daha sonra yani 14-15 yaşlarındayken bu kişi devşirilerek yani Osmanlı kuvvetleri tarafından ailesinden teslim alınarak yetiştirilmeye başlandı. Sıkı bir eğitim elbette zeki bir insan idi, kabiliyetli bir insan idi. Sıkı bir eğitimden geçtikten sonra hızla yükselmeye başladığını görüyoruz. Efendim Osmanlı devlet kademesi içinde. 1541 yılında elbette asker olarak devşirilmişti onu söylemeyi ifade ediyorum. E, unuttum. 1541 yılında kapıcı başlığa yükseldi. 5 sene sonra ise burada görülen parlak hizmetlerinden dolayı kaptanı deryalı getirildi ki o tarihlerde de e, büyük kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmiş, Beşiktaş'ta defnedilmiş idi. Ondan sonra 1546 yılında kaptanı deryalığa getirildi Sokullu Mehmet Paşa. Elbette bir denizci değildi ama nasıl oldu ise kaptanı derya olarak o bu hizmete layık görüldü ve o makama getirildi. İlk görevlerinden birisi Trabluskarp'ın fethinde görev aldı. Ayrıca derhal harekete geçirerek hareketli bir insan idi. İstanbul'da bulunan bütün tersaneleri genişletti. Devrin teknolojik imkanlarına göre onların bütün teçhizatlarını yeniledi. 1549 yılında Rumeli Beylerbeyi olarak atandı kendisi. 1551 ve 52 yıllarında Erdel seferine ordu komutanı olarak katıldı. Elbette burada başarılar da var, başarısızlıkları da var. 1553 yılında ise Nahçıvan seferinde ordu komutanı olarak Doğu seferine memur edildi, gönderildi. 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı Esma Han efendim. Kanı Sultan Süleyman Han'ın torunu. Yani Sultan II. Selim'in kızı Esma Han Sultan ile evlendi. Bu şekilde saraya da damat olarak girmiş oluyordu. 1565 yılına gelindiğinde ise Kanuni Sultan Süleyman onu sadrazam olarak tayin etti. Ve kendisi Ziget var seferine çıkmış idi. Zigat var seferindeki bir yıl sonradır e, Sultan Süleyman'ın cephede vefatı üzerine Zigat var kalesinin fethinde Sokollu Mehmet Paşa'nın da bulunduğunu görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefatından sonra efendim iş başına gelen tahta oturan ikinci Selim Han ki toplam 8 yıl Osman tahtında kalmıştır. İkinci Selim Han Kanuni Sultan Sokollu Mehmet Paşa'yı sadrazamlıktan almadı. 8 yıl boyunca onun sadrazam olarak devam etti. Yani tarihte bir rekor daha kırılmış oluyor. İkinci Selim Han hiçbir şekilde sadrazamını değiştirmedi. Eski sadrazamla görevi devraldı ve vefat ettiğinde yine iş başında Sokollu Mehmet Paşa bulunuyordu. İkinci Selim Han zamanında muhterem izleyicilerim önemli icraatlar gerçekleştirdi Osmanlı. Bunların başında Kıbrıs'ın fethi gelmektedir. Kıbrıs ta Hazreti Muaviye zamanında fethedilmiş oraya İslam hatta Hazreti Osman zamanında fethedilmiş Hazreti Muaviye'nin Şam valisi olduğu dönemde fethedilmiş oraya İslam damgası vurulmuş. Hala Sultan oraya defnedilmiş. Orada bir takım vakıflar kurularak e, Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin gelirlerine tahsis edilmiş idi oradaki vakıflar. Daha sonra çeşitli sebeplerle efendim Kıbrıs'ın düşman eline geçtiğini, Bizans'ın eline geçtiğini ve o tarihe kadar da 1571-70 yılına kadar da e, Venedik ve e, Rodos şövalyelerinin elinde bulunduğunu Kıbrıs'ın görüyoruz ama Kıbrıs'taki bu şövalyeler hem hac yolunu tehdit ediyorlar hem Osmanlı ticaretini engelliyorlar. Gelip geçene vurkaç taktiğiyle kartal yuvası gibi kalelerine çekiliyorlar idi. Buranın fethedilmesi için efendim Divan-ı Hümayun o günkü Divan-ı Hümayun'da müzakere açıldı ve bu müzakerelerden önce de buranın fethi için bir e, Ebu Suud Efendi'den fetva istenildi ki Osmanlı Sultanları fetvasız adım atmıyorlardı en parlak dönemlerinde. Ebu Suud Efendi vermiş olduğu bir fetvada diyordu ki esasen İslam yurdu olan Hala Sultan'ın bulunduğu yer İslam mescitlerinin ve İslam mabetlerinin bulunduğu bu yerde şimdi İslam mescitleri yıkılıyor. İslam'a aykırı işler orada görülüyor. Ve burası Osmanlı hacılarının, önünü, Müslüman hacıların önü kesmek suretiyle Melanet yuvası haline gelmiş olduğundan buranın fethinin yapılması farzdır diye fetva vermiş oluyordu efendim divana. Divanda yapılan müzakerelerin neticesinde Sokollu Mehmet Paşa, Kıbrıs'ın fethine muhalefet ediyor. Ama buna rağmen Sadrazam'ın, Padişah'ın ve Lala Mustafa Paşa'nın e, ayrıca Piyale Paşa'nın olurları suretiyle e, Kıbrıs'ın fethine karar verilmiş oluyor idi. Lala Mustafa Paşa ordu kumandanı olarak gidecek. Piyale Paşa da efendim donanma kumandanı olarak 1570 ve 71 yıllarında Kıbrıs fethedilmek suretiyle efendim Osmanlı sınırları içine katılmış olacaktı. Hemen arkasından 1571 yılında düşmanlar birleşerek Osmanlı donanmasını İnebahtı'da yenmiş, yenmiş ve yok etmişler, yakmışlar idi. Acele yeni bir donanma gerekiyor idi. Yeni donanmanın inşası içinde Sokullu Mehmet Paşa de, Kaptani Derya Kılıç Ali Paşa'ya görev veriyor ve 5-6 ay zarfında yeni bir donanmanın inşasını ona emrediyordu. Kılıç Ali Paşa Leventlik'ten yetişme olduğundan ve sanayi olaylarını bilmemiş olduğundan dolayı düşünceye dalmış idi. Bu düşüncelerini gitti Sokollu'ya arz etti. Dedi ki efendim tekne inşa etmek mümkündür 5 ay içinde 6 ay içinde. Fakat mesela 200 gemiye 5-600 lenger yani gemi demiri, şu kadar palamar, halat, şu kadar ip ve her gemiye yelken vesairenin tedarikine imkan yoktur bu dediğiniz zaman içinde dediğinde efendim Sokollu Mehmet Paşa gürleyecek ve tarihe geçmiş olan şu sözü söyleyecektir. Paşa, paşa sen henüz bu devleti tanımamışsın. Sen henüz bu devleti Aliye'yi anlayamamışsın böyle itikat eyle ki bu devlet ol devlettir ki murat edinirse cümle donanmanın lengellerini yani demirlerini gümüşten iplerini halatlarını ibrişimden yelkenlerini atlastan etmekte zorluk çekmez hangi geminin halatını ve yelkenini yetiştiremezsen benden al deyince Kılıç Ali Paşa'ya da bir cesaret gelmiş. Bu cesaretle yapılan imalattaki on binlerce işçi çalıştırmak suretiyle 200 gemilik donanmanın inşası beş ay içinde tamamlanmış ve cümle donanması gemilerin üzerindeki bulunan teçhizite yerine konulmak suretiyle yeniden bir donanma inşa etmeye muvaffak olmuştur. 5 ayda yapılan bu donanmayının daha denize indirilmeden Venedik sefiri gelerek orada Sokullu Mehmet Paşa'ya efendim kinaye konuşmalar yaptıktan sonra sizin donanmanızı da biz yok ettik dedikten siz Kıbrıs aldınız ama donanmanızı da biz mahvettik demesi üzerine o da demiştir ki siz bizim donanmamızı yakmak suretiyle sakallarımızı tıraş ettiniz. Halbuki biz Kıbrıs'ı elinizden almak suretiyle kolunuzu kestik. Tıraş edilen sakallar daha gür bir şekilde yerine gelir ama kesilen kol bir daha yerine gelmez demek suretiyle Venedik elçisini bu şekilde susturmuştur. İkinci Selim Han döneminde ki Osmanlı'nın en parlak dönemi, en zirve dönemidir, Sokullu Mehmet Paşa'nın öncülüğünde, üç tane büyük projenin yapıldığını tarihlerden okuyoruz. Bu projelerden birisi Süveyş Kanalı projesi. Bütün projeleri tamamlanmış, parası ayrılmış ama Osmanlı yeni bir savaşa girecek olduğundan yarım kalmıştır, başlanamamıştır. İkinci proje Don ve Volga nehirlerinin en dar yeri birleştirilmek suretiyle Karadeniz'den kalkan Osmanlı gemilerinin donanmalarının Hazar denizine kadar rahatça gidebilmeleri ve Hazar kıyılarının Osmanlı'ya kazandırılması projesi ve ticaretinin de bu şekilde kolay bir şekilde yapılması projesidir. Bunun da bütün imkanları hazırlanmış ama kuzeyde bir savaş patlaması üzerine bu da yarım kalmıştır. Üçüncü bir proje bu da Marmara Denizi, efendim Sapanca Gölü, ve onun ucundan da Sakarya Nehri'ne birleştirilmek suretiyle İstanbul Boğazı'na paralel ikinci bir boğazın açılması. Bütün keresteler tedarik edilmiş, bütün işçiler tedarik edilmiş, efendim işe de başlanılmıştı ama bu işte diğerleri gibi yarım kalmak suretiyle tarihe intikal etmiştir bu üç proje. Bu üç projeden birincisi yani Süveyş kanalının kazılması... 1869 yılında Abdülaziz Han devrinde tamamlanmış. Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi Rusya tarafından gerçekleştirilmiş. Gerçi tam geniş değil ama o proje hayata geçirilmiş. Diğer üçüncü proje ise bugün efendim vazgeçilmiş gözüken. Bunun yerine İstanbul'a Boğaza paralel ikinci bir boğaz açmak suretiyle çılgın proje adıyla bir proje hayata geçirilmek için adımlar atılmaya başlanmış. En azından seçim vaadi olarak konuşulmuş olduğunu görüyoruz. İkinci Selim Han, e, Sokollu Mehmet Paşa'nın sadareti döneminde çok büyük hizmetlere de imza atmış. Bunlardan bir tanesi de Endonezya'ya ve Hint okyanusu kenarlarına Osmanlı donanmalarının gönderilerek buradaki Müslümanların kurtarılması, Portekizlerin elinden kurtarılması olayını görüyoruz ki Sokollu döneminde yapılmıştır. İkinci Selim Han 8 yıl tahtta kaldıktan sonra vefat edecek. Üçüncü Murat Han efendim tahta çıkacak ama Sokollu devam edecektir yine sadrazamlığa. Dedik ya 14 yıl küsür yıl sadrazamlık yapmıştır. 1579 yılına gelindiğinde kendisi bir suikasta uğrayacak. Suikast neticesinde katledilerek Eyüp Sultan'a defnedilecektir. Tarihçiler derler ki 3. Murat Han kendisi de Sokollu'dan memnun değildi ama Sokollu o kadar güçlenmişti ki onu değiştirmeyi göze alamıyordu. Bu suikasta göz yumdu veyahut da teşvik etti denmek suretiyle bir rivayet günümüze kadar gelmiştir. Sokollu hakkında tarihçiler ikiye ayrılmışlardır. Bir kısım tarihçiler diyor ki bu cücedir ama tarih bunu devleştirmiştir. Bir kısım tarihçiler diyor ki bu adam çok büyük olaylara imza atmış. Hatta 1579 yılında öldüğünde Osmanlı'nın yükselme devrine nokta konulmuş. E, duraklama devri o dönemde başlamıştır diye tarihçiler bu dönemi esas almış olduklarını görüyoruz. Elbette Sokullu efendim öldürüldüğünde na mütenahi büyük bir serveti ortaya bıraktığını bu servetinde devlet tarafından müsaade edilerek hazineye irak kaydedilmiş olduğunu da burada anmamız gerekiyor. Sokollu birçok esere imzasını atmış. Bunlardan en önemlileri İstanbul'da bir külliyesi, Lüleburgaz'da ve Havsa'da Trakya'da külliyeleri vardır. Hatay Payas'ta da külliyesi mevcuttur. Bu külliyelerin dışında da birçok eserinin mevcut olduğunu bugün biliyoruz, görüyoruz. Efendim Sokullu Mehmet Paşa'yı anlatmaya gayret ettik. Süremiz sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.